Pis çiçekler. Ben hemen bunları zaten açıklayacağım şimdi. İsterseniz oturalım. Biz WhatsApp grubuna dahil olacağız. Sizleri buna alacağız. Ben hala ayıklı değilim WhatsApp grubundan. Şimdi tamam, burada hemen kim vardı? Ayşe Hanım'a ve Arzu Hanım'a söyleyeceğim. Hemen şimdi ekleyecek. Haydi başlayalım. Bilinçaltı dili mucizeleri eğitimine başlayalım. Ben size söyleyeceğim şimdi hemen. Şimdi bizler frekansları bildiğimiz zaman insanlara fayda sağlayacağız. Frekansları bilmezsek insanlara fayda sağlamaya çalışırken, kaş yapmaya çalışırken göz çıkarır, zarar veririz. Bir insanı anka frekansından alıp at yapmak, bir insanı anka frekansından alıp sanser yapmak ona verilecek en büyük zarar. Ben şimdi tahtadakileri anlatacağım. Ve WhatsApp kapalı grubumuz var ya, oradan bu fotoğraf paylaşacağız. Şimdi şu renkler olarak söylüyoruz. Bakın şu ayak, bu ayaklarımız 10 frekansı. Hani ayaklar altına alınmak demek, işte buradan geliyor. Rengi gri. Çiçek olarak da pis çiçekler. Pis çiçek var mı? Evet, iyi ki görmüyoruz ama bir yerlerde pis çiçek, pis kokan çiçekler var. Zaten pis çiçekler olduğu için beslenmiyor ve çevremizde yoklar. Peki ağaç olarak karşılığı çalı. Hayvan olarak karşılığı sinek. Nasılsın sorusuna verilecek cevap olarak karşılığı ölmek, yani ölüyor. Frekansı 10. 20'ye geldiğimizde kişi rakun, sansar derse sürünüyorum demek istiyor. Ve şu baldır kısmı, siyah diyen birisi de sürünüyorum demek istiyor, rakun demek istiyor. Frekansı 20. Dikenli çiçekler. Dikenli çiçek derken her köyde ya da her şehirde farklı isim alan, böyle bir Trakya'da bir yerde mesela köy göçüren otu deniyormuş. Köy göçüren. Çünkü tarlada çıkınca köyü alıp götürüyor manasında. Ve ağaç olarak da bodur ağaçlar 20 frekansı. Limon, kaktüs, krem rengi, diz, kötüyüm, keçi ve 30 frekansı. Şurası 30 frekansı, dizimiz ise tam 25 frekansı. İşte 30 frekansında, 25 frekansında olan birisi keçi diyebilir. Kötü olduğunu söyler, renk olarak da kremi söyler, çiçek olarak da kaktüsü söyler, ağaç olarak da limon. 40 frekansın ağaçlarından birisi kavak. Çiçek, kır çiçeklerini söylerse papatya ve gelincik gibi. İşte renk olarak da kahverengi. 40 frekansınınki. Ve nasılsın diye sorarsanız kahverengi diyenler idare eder der.
hayvanda buna karşılık gelen fil olur ve 40 frekansı. 50 frekansı şu kemer bölgemiz, aslan buna dahil. Nasılsın diye soralım, iyiyim derler. Kemerimizin olduğu hiza. 4 tane rengi var. Mavi, sarı, kırmızı, yeşil. Çiçek olarak da tasavvufta 100 frekansı zannedilmesine rağmen lale ve gül 50 frekansı. Ağaç olarak da meyve veren ağaçlar. Meyve veren ağaçlar. Elma mesela, çilek, kiraz gibi. Unicorn 60 frekansı. Çok iyiyim derler. Şu göbeğe denk gelen, göbek deliğine denk gelen kısım. Rengi pembe, çiçeği nergis, ağaç olarak da ceviz 60 frekansı. Şuraya geldiğimizde ince bağırsakların olduğu yere şah maran frekans 70. Nasılsın? Şahaneyim. Neredesin? Kalbin altındayım. Nasıl bir renksin? Turuncuyum. Nasıl bir çiçeksin? Birazcık üstüme gelirseniz böyle ağlayabilecek kadar yufka yürekliyim. Karanfilim. Hangi ağaçsın? Sedir ağacı veya çam ağacı. Sen nesin? Ben 80 frekansıyım. Kadın mısın, erkek misin? Kadınım. Kadının göğüsleri. Hangi hayvansın? Pegasus. Ne renksin? Lila. Neredesin? Kanatlar, göğüsler, kolların olduğu kısımdayım. Hangi ağaçsın? Salkım, söğütüm. Ne? Salkım, söğütüm. Rengim lila. Hangi çiçeksin? Orkideyim. Sen nesin? Ben 90 frekansındayım. Ejderhayım. Bedenin neresindesin? Boğazındayım. Nasılsın? Muhteşemim. Rengin ne? Lacivert. Çiçeğin ne? Nilüfer yani lotus. Sen nesin? Ben 100 frekansındayım. Ankayım. Nasılsın? Mucizeyim. Bedenin neresindesin? Başındayım. Hangi ağaçsın? Çınar ağacıyım. Ne çiçeğisin? Zambağım. Ne renksin? Morum. Ha, bittin mi? Hayır, bitmedi. Ya nesin? 101, 102, 103, 10 bin, 20 bin, 50 bin, katrilyon, kentrilyonum. Hangi hayvansın? Anka ötesiyim. Anka ötesi nasıl bir şey? Işığım. Nasılsın? Mucize ötesiyim. Bedenin neresindesin? Bedenden koptum, gittim. Ne renksin? Mor ötesiyim. O yüzden beni görmüyorsun. Çiçek. Nasıl bir çiçeksin? Sizin bilmediğiniz bir çiçek artık. Ben bir ışığım. Nasıl bir ağaçsın? Ağaç değil artık, bir ışığım. Nasıl bir ışıksın sorusuna verdikleri cevap mitolojide şu dünya ağacı, hayat ağacı, köklerini dünyadan alıp atmosferi çıkan, ayı güneşi geride bırakan, dalları yıldızlara ulaşan, yıldızları kendine yaprak yapan ağaç. Bu sadece kadınlar için geçerli. Erkekleri ağaç yaptığınız zaman normal 3-4 katlı apartman yüksekliğinde bırakacağız. Kadınları ağaç yaptığımızda buraya götüreceğiz. Ve aslında şu hemen çok çok iyi oldu ağaç olayı. Hemen herkes lütfen şimdi küçükten bir sağlık taramasından geçelim. Check-up yapalım. Herkes gözünü kapatsın. Danışanlarınıza siz de işte aynen böyle sağlık check-up'ı. Gözler kapalı ve konuyu da baştan söylüyorum. Kendinizin sağlık check-up'ını yapıyorsunuz. O yüzden gözlerinizi kapıyorsunuz. Ve hepimiz lütfen birer, kendimizi birer ağaç olarak görelim. Burasının altını çiziyorum ben. Mizi. Kendimizi. Eğer ağaç görelim dersek annemizi görme ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden kendimizi ağaç olarak görelim.
Bakalım nasıl bir ağacız? İhtimaller yemyeşil, gövdeli, dalları yemyeşil, yaprakları yeşil, tamamen sağlıklı. Ya da işte dalları budanmış, dalları kuru, yaprakların şu kadarı sarı, kara, dökük. Size kalmış. Herkes ağacını bir şöyle gözden geçirsin, bir dakika süseyim. Ağacınızı gördünüz, yapraklarının yüzde kaç yeşil olduğunu test gördünüz ve şimdi ayı çağıralım. Ay sol yanımızda dursun, güneşi çağıralım, sağ yanımızda dursun, ağacın hemen dibine gelsinler. Ay karpuz gibi ikiye yarılsın, su döksün ağacın dibine, güneş karpuz gibi ikiye yarılsın. Şelalelerle su döksün. Ağacımız 5 yılda çekeceği suyu 2 dakikada şu an köklerinden gövdesine, dallarına, yapraklarına çeksin. Ve sürekli olarak ağacımızın en ortasından sürekli olarak yeni damarlar çıksın. Damarlar genişleyip yeni damarlar çıksın. Her damar biraz genişleyip içinden yeni bir damar çıkarsın. O kadar çoğalsın ki ilk oluşturduğunuz damar dışarıya kabuk olsun, o bile dökülsün. Ağacınızın bütün yaprakları yemyeşil olsun ve hatta çiçeklendirebilirsiniz.